Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün heyecanlı bir gün. Bugün yeni makina Crossrunner'a kavuştuğum günlerin başındayız ve sizler için bu videoyu hazırlamak istedim. Bu ilk sürüş videosunu, bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz bende daha öncesinde NJ750X vardı. NJ750X'i gönderdim. Yiğit emektar aslan parçasını gönderdim. Güzel bir arkadaşımıza sattım. Güzel bir dostumuza sattım. Yaklaşık bir neredeyse 50 bin kilometre kadar yol yaptım NJ ile. 56 bin küsüre gelmişti satarken. Şimdi de arkadaşlar benim de hayalini kurduğum VFR800 Crossrunner sahibiyim. Motosikleti çok temiz denk getirdim. Çok temiz aldım. Ben genelde ikinci el düşük kilometreli motosikletler almayı tercih ediyorum. Önceki motosikletlerimin çoğunu da öyle aldım. İşte NJ'yi de öyle aldım. Ondan önce Shadow da vardı. Takip eden arkadaşlar bilir. Onu da öyle aldım. Şimdi de VFR800 Crossrunner aldım. Benim de hayallerimi süsleyen bir makinaydı. Yani özellikle görüntüsüyle, duruşuyla, tarzıyla, yani beni büyüleyen, böyle ulan keşke alsak nasip olsa da dediğim bir makinaydı. Bu video şöyle bir video değil. Görüyor musunuz? Ben neler alıyorum, nelere biniyorum falan gibi bir video değil. İnşallah bütün motosiklet kullanan bu rüzgar sevdalısı dostlarıma istediğim makina nasip olur. İlk izlenimlerimi anlatmak istiyorum. Bir keresinde arkadaşlar, makina gerçekten kuvvetli bir makina. Biliyorsunuz bunun içerisinde Honda mühendislerinin serpiştirdiği sihirli dokunuşlar var. Ne abi bu sihirli dokunuşlar? Bunlardan bir abi, bu makinede ne var abi? Bu VTEC motor diyorlar ya, VTEC. VTEC motor var bunda. Bu değişken baş zamanlaması var. Ve o VTEC açtıktan sonra, işte bunu biz VTEC diye Honda'dan çok iyi biliriz. O VTEC açtıktan sonra, o 6500 devirden sonra sanki bir başka bir makina geliyor. Yani o kadar hissettiriyor ki geldiğini, o kadar dolu dolu geliyor ki, büyüleyici bir sürüş halini, performanslı bir sürüş halini alıyor arkadaşlar. 6500 devirden sonra çıldırıyor. Ve özellikle çok konforlu bir makina. Şundan bahsetmek çok doğru olacak. Ben neden VFR800 Crossrunner tercih ettim? Bu videoda bunu anlatmak istiyorum. Detaylı incelemeyi daha sonra çekeceğim. Bir kere ben kanalı takip edenler bilir. Eşimle birlikte çok uzun kilometreler, çok uzun yollar yapıyorum. Bu anlamda da arkadaşlar, benim eşimle beraber yolculuk yapabileceğim, rahat yolculuk yapabileceğim. Ama böyle ufak tefek o apaçilik mi diyelim. Yani bunu da kullanmak istemiyorum. Yani aslında ben her yerde bağırırım. Ben abi apaçiliyim diye, ama söyledik geldi. Yani ufak tefek gazlamalı kullanımı da müsait bir makina arıyordum. Ben de böyle makine ihtiyaçlarımdan dolayı VFR800 Crossrunner X'i aldım. Motoru ben aldığım zaman abi işte 3800 kilometre mi neydi? İşte ben de daha yeni, yani bir 1000 kilometre kadar kullandım, kullanmadım. Baksana leyleğe bak. Leylek değil mi lan o? Ne güzel lan. Oba, görüntüye bak. Harika, harika. Abi ne? Oo, dolu buralar. Dolu, müthiş. Abi bu nasıl bir güzellik ya? İşte tabii bak ne oldu, bu koronadan dolayı doğa sakinleşmeye başladı ve bu sakinleşmeyle beraber arkadaşlar görüyorsunuz, leylekler burada. Bu ne güzellik ya? Bak. Bak. Abi özür dilerim, keyfinizi bozdum. Çok özür dilerim. Keyfinizi bozdum. Çok özür diliyorum. Müthiş. Müthiş. Neyse biz devam edelim. Bunun akabinde de işte bütçemin yettiği kadar, ki motosiklet fiyatları çok arttı. Yani üzülerek, hani ne kadar aldım, ne kadardı falan filan, onları da vermek istemiyorum. Şeyi aldım, VFR800 Crossrunner'ı aldım. Bugün de size bu ilk sürüşü yaparak biraz eğlenelim. Biraz tadına bakalım. Teknik detayları videoda anlatacağım, inceleme videosunu, ama bugün böyle bir ilk sürüş videosu ve bir gazlama yapalım dedik arkadaşlar. Abi makina şeyi çok güzel. Süspansiyonlar çok güzel. Ben bir de ayarladım bunları. Ve viraja falan hani çok dinamik giriyor. Süspansiyonlar çok güzel dedim ama hani çok sert süspansiyonlar viraj için yaratılmış. Bunlar
virajların efendisi falan filan öyle bir süspansiyon değil üzerindeki. Üzerindeki daha çok seyahati amaçlı, yani seyahate hedefli bir süspansiyon var üzerinde. Burası da Türkiye Futbol Federasyonu'nun güzel mekanlarından. Ne gidiyor? Buranın var ya 20 yıl önceki halini bilirim. Yani motosiklette böyle çukura girdiğini falan filan hissetmiyorsun. O acayip güzel. Virajı bu süspansiyon rahatlığıyla iyi yerde kalan bir virajı var. Yani makina gerçekten bu kadar yumuşak süspansiyonlara rağmen şey yaptırıyor. Keyifli bir viraj yaşatıyor size. Şimdi makinenin biraz gazını açalım. Bakalım ne oluyor? Bak yağmur geliyor. İşte traction kontrolü var. Traction kontrolü şu an 2'de. Ben onu şuradan aşağıya alayım. 1'e alayım. Bir 1'de kullanalım. Az sonra viteyi nasıl açtığını göstereceğim. Şu anda vite kaçıp makinenin sesi değişti. Makine viteyi açtıktan sonra ses değişiyor. 6500 devirde viteyi açıyor abi. 6500 devirde viteyi açtıktan sonra makine çıldırıyor. Acayip bir tork, acayip bir gazlama, acayip bir hız geliyor. Bu 800'lük sınıfta zaten 100 küsür beygir veriyor. Bu 100 küsür beygirle de hani buram buram gaz kolunda hissediyorsunuz o gazı. Hani verdikçe gidiyor. Açık bir yere gidelim. Yani bak şimdi viteyi açtırayım. Bak 6500 devirden sonra bak. Görüyor musun abi? 6500 devire geçtikten sonra makina iyice gaza geliyor. Yani bırak baba gideyim diyor. Bak şurası güzel. Hem 3. köprü yolu da birleşiyor burada. Bir de şey var tabii baba. Hani makinenin baksana şu ledler nasıl? Ledler mükemmel abi. Bu ledler var ya acayip güzel oluyor. Ben bir arka tarafa adventure çanta taktım. Atakan dostumdan. Bayağı güzel oldu. Bak. Devam, devam baba, devam. Akıyor, akıyor. Oba, oba. Harika, harika. Vallahi acayip güzel gidiyor. Acayip güzel. Yani gerçekten çok keyifli bir makina. Çok rahat, çok keyifli. Yani bilmiyorum. Her motosiklet aldığım zaman aynı şeyi söylüyorum. Bunu kesin değiştirmeyeceğim. Sonra İnsan başka şeylere gönlü kayıyor. Yani imkan da el verirse başka şeyler alıyor. Bir de şurada deneyeyim baba, sıfırdan yüzü. Burası da müsaittir bu anlamda. Bakalım ne olacak. Bir de önü de şahlanıyor şimdi. Yani sıfırdan yüzü denerken önü de şahlanıyor. Başlıyorum, bakalım kaç tane de çıkacağız. Gazı açıyorum ya. Gazı açtığım zaman abi ne oluyor biliyor musun? Ön taraf yukarıya kalkıyor. Devam, devam Vitek, devam Vitek. Yapıştır oğlum, yapıştır. Viteyi açınca gaz kolundaki reaksiyon çok enteresan bir yere gidiyor. Orada böyle hani şey arıyorsun, diyorsun ki bu hani bu hızlarda özellikle biraz daha şey yapayım. Viteyi açmadan hani gazı daha güzel dozajlarım diye düşünüyorsun. Gayet iyi. Gayet iyi. Makine zaten 13.500-14.000 devire kadar çeviriyor işte. 11.500 devirde de redline'a giriyor. Şimdi traction'ı kapatıyorum. Basılı tutuyorsun kapatmak için. Traction kapalı. Fena. Yani traction kapalı olunca da gazı daha da fena veriyor. Yani eleştiri şuna geliyor bazı arkadaşlar da. Egzozunun sesini sevmiyorlar. Stok egzozun sesini. Yani bana kalırsa iyi yerde, güzel, yani keyifli. Yani bu motor makinede bak. Egzoz sesinden çok abi motor sesi var. Bak bu iki ayrımı iyi yapabilmek gerekiyor. Bu anlamda da hani beni mutlu ediyor. Acaba aradan oluyorum diyorum yani bir şey yapsak mı? Tatlı bir egzoz koysam mı diyorum ama seyahatle ettiğim için abi yok. Gerek yok yani. Hani bu şekilde daha beni mutlu ediyor. Yani top speed deneyemem ama gazı mümkün olduğunca açacağım. Yani önüm müsait oldukça.
Yani daha yukarıya çıkardım ama orada önümü bir göremedim. O yüzden gazı biraz kestim. Rüzgar o kadar fazla almıyorsunuz. Hele bunu uzatırsanız öndeki siperli camı, o zaman hiç rüzgar almazsınız. Bu arada farlar fena, yani led farlar var ya, geceyi gündüz yapan bir led farı var üzerinde. Motor uzaktan hani çok dikkat çekiyor. Açıyorum gazı, bakalım burası güzel. Nereye çıkacağız? Yani şu anda bir tek geçek gaz kulu bak. Fena bak, görüyor musun? Üçüncü vitese 170 gördük lan, ne oluyor? Bak. 190. Hadi 200, hadi geldi. Ver baba, ver. 200, hop yavaşlayalım. Yol biraz daha müsaade etseydi gidecektim de. Bayağı iyi. Ya anladınız mı ne demek istediğimi? Demem o ki, bu makina hem yengeyle uzun yola geliyor, hem de böyle çıktığı zaman gaz açayım, viraj yapayım, eğlenceli kullanayım dediğin zaman da arkadaşlar ona geliyor. Yani bir motosikletin içine her şeyi sığdırmışlar. Her şey. Makine bu. Daha detaylı anlatacağım kanalda. Ben şimdi biraz daha süreceğim. İşe giriş hakkıma söyleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Sizinle bu heyecanı paylaşmaktan ben çok büyük mutluluk duyuyorum. Siz motosiklet alırken bana sorduğunuz zaman, ben motosiklet alırken sizden paylaştığım zaman, ben bundan abi çok büyük mutluluk duyuyorum. Benim için kıpır kıpır bu motosiklet konusunda. Biz bu sektörden, ben açık söylüyorum yani, ben motosikletten para kazanmayı amaçlayan bir adam değilim. Benim buradaki amacım arkadaşlar sizinle bu heyecanı paylaşmak ve bir nebze de olsa size fayda sağlamak. Ama bu demek değildir ki motosiklet istasyonu bu işi disiplinle yapmayacak. Bu işi biz disiplinle yapacağız. Çok daha işler çıkartacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.